tabii nerede olduğunu araştırıp işin peşine düşmez miydi? Benim tanıdığım Mustafa, burada tanıdığım Mustafa olayı sonuna kadar araştırırdı. Kocaya kaçtığı için araştırmadı işte. Ama artık yani bir cinayet olduğunu konuşuyoruz. Size 10 yıl boyunca hangi yalanları söylediler Yasin? O oradaki adamla araştırdım, Ahmet. Ahmet bir Türk mü? Hangi adamı araştıralım canım? Didem'i. Ahmet desin diyor. He, Ahmet dediği de tabii ki hepsi araştırılıyor. Sen merak etme. Ahmet dede de araştırılacak. O da araştırılıyor. İyi bir araştırılıyor. Yani sen dedesi tarafından ablanın başına bir şey getirilmiş olabileceğini mi düşünüyorsun? Yani bak annem dedemden şikayetçi olmamış. 5 yıldır bilen adam niye sustun? Yani şu anda senin annen babasını korumak için mi susuyor? Evet. Peki baban bu konuyla ilgili sana ziyarete gittiğinde sen o konuyu çok konuşmak istemiyorsun ama... baban sen cezaevine gittiğinde baban bu konuyla ilgili sana özellikle Şükür'ün, diğerlerini sormuyorum dikkatini çekerse. Evet. Şükür'le ilgili sana ne dedi canım? Ben suskuzum dedi, bir şey demedim. Ben sadece suskuzum dedi. Gerçekleri ortaya çıkacak dedi. O zaman görüşeceksiniz dedi. Nasıl çıkacakmış gerçekler? Gerçekler sana bağlı. Bana mı bağlı? İyi bana bağlıysa. Neden annene bağlı? Çok biliyor çünkü ne oldu ne etti. Her evet. Şeyi biliyor ama konuşmuyor diyorsun hala. Hastane yalan. Bir insan hastaneye gidip kayıt olur ya da babasının üstüne kayıt olur. Kayıt mayıt hiçbir şey yok. Zaten o sırada 15 yaşında ya senin ablan. Küçük, evet. Küçük olduğu için Yasin'cim. Hastaneye gitse 15 yaşında bir çocuğun hamile kalması suç biliyorsun. Dolayısıyla hemen devlet el koyardı. Dolayısıyla hastaneye gitmemişler. Bu bir gerçek. Hastaneye gitmese kimliğini alırlardı, babamın kimliğini alırlardı. Bir şey gelirdi yine oraya. Tabii direkt el koyarlardı ablana, korumayı evet. Alırlardı. Evet. Dolayısıyla onu da annen yalan mı söylüyor sence? Evet. Öyle mi? O gün hastaneye gitmediler mi yani? Vallahi bilmiyorum. Onu hastaneye getiriyoruz annem. Bu bakla git götürmedim diyor. Ben yoktum diyor. Sen hangisine inanıyorsun? Babama. Babana inanıyorsun. Aynen. Peki o zaman o, yani ablanı o geceye de daha önce annen öldürdüyse, biriyle evlendirdiyse ve çocuk evet. O sırada yani baban niye bunu sormadı annenden hesabını? Bilmiyorum. Bak baban şu anki hayat arkadaşına da Zeynep'e de fazlasıyla sahip çıkıyor. Kızına evet. Daha da fazla sahip çıkardı yani değil mi? Evet. Acaba ablana kimin zarar verdiğini... Alo. Tamam. Telefon düştü. Yasin seni korumak için mi bağlandı? Türkan'a kızgın olduğu için. Yani biraz Türkan... seni korumak için evet. Ama artık konuş da şu Türkan'la fazlaları muhatap olma diyor galiba. Aynen. Türkan Yasin'i dinledin. Yasin şundan şikayetçi canım. Diyor ki bize bugüne kadar ablalık yapmadı, kuzenlik yapmadı. Hı. Şu anda Şükür'ün haklarını nasıl, neden savunur ki diyor. Duydun mu Türkan'cığım? Eğer benim savunmamı konuşmamı istemiyorsa benim kendisi konuşmamı istemiyorsa gelsin annesinin yanına otursun, ablasını arasın. Bak bu da doğru bir tespit şimdi. Bak ama onu yaptı, telefona bağlandı Yasin. Kafasındaki bütün soruları annesine gelsin, sorabilir. Gelsin otursun oraya, ablasını arasın. Yani bu zamana kadar hiç merak etmemişler mi? Anne, ablamız nerede? Yani hiç bize ulaşamaz mı? Hiç aralarında konuşmamışlar mı? Hiç yani onlar için hiç Şükür olmamış 10 yıldır. Hiç Şükür olmamış ya, onlar gibi. İçin. Ama ben Şükür'ü onlardan önce tanıdım. Onlardan önce tanıdım. Evet. Peki gitseydin. Yani o yüzden konuşuyorum burada. Türkan eve gitseydin. En azından bak, onların şey yapması gerekeni yapıyorum yani öyle anladım, söyleyeyim. Anladım anladım. Farkındayım. Bence de öyle. Şu anda öyle yapıyorsun evet. Daha önceki yaptıklarını soruyorum ben. Şu anda teşekkür ederim. Evet.
Ama şu bir gerçek, yani daha öncesinde mesela sen gitseydin Yasin'e, Şükür'den sonra ya da işte Tahsin'e, onlardan büyüksün çünkü 8-9 yaş büyüksün. Şeyden daha da fazla büyüksün, 10 yaş büyüksün Yasin'den. Gitseydin onlara eve, evlerine gitseydin seni sokmazlar mıydı? Şu mal meselesinden önce, yani amcan seni eve sokmaz mıydı? Tabii seni sokarlardı eve... ama şöyle... Niye gitmedin? Ya biz küsüdük dedim ya... Babamla mal davası yüzünden sonradan küstük. Sonradan gitmedik. Sadece bayramlarda gittik. Sonra evlendim. Çoluk çocuk oldu. Bayramlarda gittik. Dedemin yanına gittik sadece. Hepsi o kadar. Tamam bir dakika. Çünkü gittiğimizde alalım. De bir gece... Bir dakika. Ne oldu? Hiç gelmedi daha dedim hanım. Ne bayramlar ne seyran. Az önce bir şey düşündü. Yani ne düşündü? Yaşarken önemli. Öldükten sonra herkes arıyor. Öldükten sonra jandarma da arıyor. Ölüsünü arıyor çünkü. Onu düşündün değil mi? Çocuğun ölüsünü düşündün. Yaşarken önemli. Gel desen gelirim. Ben akıl edemedim. Gelseydi çocuğuma sorsaydım. El ele tutuşup sokaklar. Fesatlık düşünüyorlardı. Mal düşünüyorlardı. Ülkeler gezip seni anlatmak var. Yine senin derdindeyim. Çok da açlık düşünüyorlardı. Susuz olanıyorlardı çünkü. Gel sen gelirim ama kalbimden bitkinim ya. Kimse bilemez Zidem Hanım. Yani o çocuklarımla yaşadığımı, benim yaşadığımı. Keşke kızım çıksa da konuşsaydı ama çıkamayacak. Hepsini susturdu ama çıkmayacak. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimse. Ayrılık dedim gidip kalsın mahşerde. Sevmek desen sevdim seni her nefeste. Oğlanlar da beni suçluyordu. Neden çektin, neden dış ettin diye. Ama ablanız yaşadığımı bilse diyordu. Ona sorsanız o her şeyi anlatırdı, benim yaşadığımı çektiğimi derdim. Çünkü ben her zaman çıkacağını biliyordum. Oğlum tekrar hattaymış. Yasin annen sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Sürekli hiç bu gözyaşları geldiğinden beri dinmiyor. Sen de görüyorsun. Ağlamasına inanmıyorum. Her gün ağlıyor, ben de görüyorum, inanmıyorum. Ha, bu gözyaşlarına inanmıyor musun? Anlamadım. Her gün ağlıyor. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. 10 yıldır niye ağlamamış? Benim doğduğum 10 yıldır niye ağlamamıştı, şimdi ağlıyor o kadar gözüzdürce. Hiç ağlamadı bu 10 yıl boyunca. Hiç ağlamadı. Niye 10 yıldır peşine düşmekte, şimdi düşüyor peşine. Bazen madem düşmeyecekti peşine, şimdi niye düşüyor? Bazen düşmesin de en azından kapanır giderdi. Niye düştü şimdi? Oğlum kapanmasını mı istiyorsunuz? Ablamın şey, ölüsü bulunsun, kapansın yeter. Artık çıkma oraya. O zaman ben konuştum. Söyle de konuştum. Sen konuştun. O da konuştu, sen de konuştun. Ben bilsem zaten susmayacağım. Öyle yaman bir çelişki bu anlatan. Evet. Ama şöyle benim anladığım şu Yasin, konuşursa annen konuşur diye sen bu telefon bağlantısına, yayına bağlanmak istedin. Doğru mu? Annenin konuşacağını düşünüyorsun. Er ya da geç. Aynen. Bir de benim iki tane bir lafım var. Neyin var canım? İki tane bir sözüm var, onu söyleyeyim mi? Tabii ki söyle, buyur. O Türkan sanat yalan. O sadece mal için işine bakıyor. Öyle şey çökürmüş ya. Mustafa'mış, yok, patlamış, yalan hepsi. Bir kere gelip de amca nasılsın, yenge nasılsın deyip gelmiş mi bizim önümüze? Duydun mu Türkan Yasin'i? Türkan'cığım duydun mu? Duydum. Evet duydum. Bu yüzden mi kayboldu Şükür? Yani ben size gelmediğim için mi? Bu anlarla geçecek. Ama sen şimdi orada bağlanıyorsun ya. Yok niye aramadın, yok niye eş etmedin. Sen bir kere gelip de amca nasılsın, yenge nasılsın, bir kuzenim, babanız hafif görüyor mu, açlığında etsin, niye hiçbir şey demedin sen?
Yok, tahtım işte hasta olmuş. Şimdi baban bir lafı var ablacığım. Kim büyük, kim kimi araması gerekiyor? Senin baban bir kere benim babamı arayıp bayramını kutlamış mı? Siz mi küçüksünüz, ben mi? Siz mi beni arayacaksınız, yoksa ben mi sizi bayramlamam gerekiyor? Ya şimdi biz de ararız, senin de araman lazım. Büyük olduğu için senin de araman lazım. Her bayram gelirsin bak. Her önce bayram siz seni... arayacaksınız. Tamam, hayır, Türkan, Yasin şu anlamda söylüyor. Yani bize sahip çıkmadınız anlamında söylüyor. Doğru mu anladım Yasin? Aynen doğru. O anlamda bayramda sen beni aradın, sen beni aradın değil yani. Biz yalnızdık diyor, doğru mu? Aynen. Duydun mu Türkan'cığım? Biz yalnızdık. Hayır canım, niye yalnız olsunlar ya? Gelip benden bir şey istemiş de ben mi geri çevirmişim bu çocuğu? Davette ne istedilerse yaptın, ne güzel eğlendik, bilmem ne yaptık bir aradayken. Ablam, siz benim evime geldiğinizde ben kapıdan mı kovdum? Sizi aç mı bıraktım, önünüze sofra mı koymadım?